Merhaba değerli izleyicilerimiz, hoş geldiniz. Size çok sorduğunuz kişisel gelişim konusunda çok güzel iki kitap önerimiz olacak. Aynı zamanda sürpriz olarak kitabın yazarıyla iletişime geçtik ve kendisi kanalımızın izleyicileri için kendisini tanıtan ve kitaplarını tanıtan bir video yolladı. Videonun ilerleyen dakikalarında yazarla da tanışmış olacaksınız. Ama efendim, bu kitaplarımız öyle sıradan, sürekli gaz veren, aynı modda olan kişisel gelişim kitaplarından değil. Yazarın kendisini çok kısa tanıtacağım. Yazarımız Sayın Rövşen Abdullahoğlu. Kendisi bir felsefeci, teolog ve psikolog. Azerbaycan'ın en çok okunan yazarı ve aynı zamanda dünyanın en uçra köşelerine giden bir seyyah ve uluslararası yarışmalarda dereceleri, ödülleri olan bir sporcu. Kendisinden abonelerimiz için özel video istedik. Kendisini tanıtan videosuyla sizi baş başa bırakıyoruz. Merhaba aziz kardeşlerim Yaşar ve Rabia. Hoş gördük sizi. Tüm değerli izleyicilerimizi de selamlıyorum. Ben Rövşen Abdullahoğlu, bir yazarım. Aynı zamanda kişisel gelişim konusunda uzman ve psikolog kimi faaliyet gösteririm. Azerbaycan'ın çeşitli üniversitelerinde, okullarında kişisel gelişim, eğitim ve kitap yayıncılığı üzerine seminarlar veririm. Ve televizyon programlarına katılıyorum. Ekonomi, felsefe, psikoloji ve teoloji alanlarında yüksek eğitimim var. 26 kitap yazarıyım. Aktif bir yaşam tarzını seviyorum. 7 yaşımdan beri düzenli olarak spor yapıyorum. Greco-Roman güreşi, sambo, judo, jimnastik, boks ile uzun yıllardır uğraşıyorum. Jimnastik, güreş, sambo yarışmalarına bile katıldım. Son yarışmam 2011 yılındaydı. Bu bir uluslararası judo turnuvasıydı. Burada ikinci oldum. Hala da düzenli olarak antrenman yapıyorum. Seyahat etmeyi seviyorum. Seyahatte gördüklerim kitaplarım için harika fikirlere dönüşür. Görüp hissedip yaşayıp yazmak esere özel bir tat katıyor. Eser hayat buluyor, nefes alır. Yazarın izlemini orada hissediyorsun. Raylarda yatan adam eserini yazmak için Bosna Hersek'e gittim. İrlanda seyahatim sırasında Abaddon adında entelektüel, psikolojik bir detektif romanı yazdım. Afrika'nın farklı bölgelerine bir seri seyahatlerim oldu. Orada yaşayan Afrika kabilelerinin dünyadan çok uzak bir hayatıyla tanıştım. Dünyanın en kısa kabileleri olan pigmeyleri ve 2 metre ve daha uzun Karamoj kabilelerine kadar Afrika halklarını tanıma fırsatım oldu. Tüm bu seyahatler sonucunda Lepirçi adında bir seri eserlerim yarandı. Aralık 2019'da Antarktida'ya sefer ettim. Ve Arjantin'de birçok şehri gezdim ve ardından da dünyanın sonu denen Ushuaia'ya gittim. Oradan da efsanevi Drake Boğazı'na geçerek buz diyarı Antarktida'ya vardım. Seyahat sırasında farklı ülkelerden olan araştırmacılar ve bilim adamlarıyla tanışma fırsatım oldu. Kütüp istasyonlarının bilimsel faaliyetlerini, benzersiz Antarktida təbiyyatını gözlemleme, buzlu okyanus sularında yüzme ve geceyi buz üzerinde geçirme fırsatı buldum. Antarktida'ya yaptığım yolculuğun sonucu olarak Menfi Sıfır romanını yazmak için ilham aldım. Yazarımızı tanıdıktan sonra gelelim kitapları tanımaya. Ben yazarın Türkçe'ye tercüme olan kitaplarından bahsedeceğim. Bu önümde gördüğünüz Zor Olsa Da Hayat Devam Ediyor kitabı. Adından da anlaşılacağı üzere hayatın zorluklarına rağmen mutlu olmayı, zorluklarla mücadele etmeyi anlatan bir kitap. Diğer kişisel gelişim kitapları gibi şunları 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 yaparsan sonuç muhteşem olacak, işte herkes başarabilir gibi bir şey sunmuyor. Ama çarpıcı ve hayattan örneklerle zorluklara karşı mücadele etmeyi çok güzel öğretiyor. Hani derler ya, her yeri kirli görüyorsan gözlüklerinin camlarını temizle, bakış açında bir sıkıntı vardır diye. İşte gözlüklerimizin camlarındaki o kirleri, tozları temizlemek için iyi bir silecek olabilir, iyi bir kitaptır bu kitap diye düşünüyorum. İkimiz de çok etkilenmiştik bu kitaptan efendim. İkinci kitaba gelecek olursak, Bu Şehirde Kimse Yok mu kitabı. Burada Azerbaycan dilindeki halini ve burada da Türkçedeki halini görüyoruz. Bu kitap bir roman. Benim de bu kitapla tanışmam şöyle olmuştu. Biz Yaşar'la ilk kez yemeğe çıktığımızda Yaşar bana bu kitaptan bahsetmişti. O zaman Türkçe tercümesi yoktu ve ben çok merak etmiştim. Yani Azerbaycan dilini de bilmiyordum. Şu an öğrendim. Hatta kitabı ana dilinde okudum. Ama
O zamanlar bilmediğim için çok merak etmiştim ve bir an önce Türkçe'ye çevrilsin de ben de okuyayım diye dua ediyordum. Olay örgüsüne gelecek olursak Willy ve Wisman adındaki iki arkadaşın aslında sosyokültürel olarak çok farklı insanlar olan iki insanın arkadaşlığını ve bu arkadaşlıktaki anlam arayışını bize anlatıyor. Olaylara insanların psikolojisi, insanların düşündükleri çok güzel yansıtılmış. Çok başarılı bir anlatım tekniği var bence. Ve insanı çok derinden etkiliyor. İkimiz de bu kitabı okurken bayağı bir ağlamıştık. Olaylar o kadar çarpıcı ve o kadar hayattan ki insanın kabul etmeme ya da etkilenmeme gibi bir durumu olmuyor. Bu arada Bu Şehirde Kimse Yoktur kitabı benim Rövşen Abdullahoğlu ile ilk tanışmama vesile olan kitap. Daha önce kitaplarını okumuştum ama bu romanının ilk yayınlanma gününde, takdimat gününde katılmıştım. Ve Rövşen hocamızla canlı şekilde orada tanıştım ve imzalı bir şekilde kitabını aldım. Gerçekten hayatını değiştiren, hayatına yön veren 2-3 kitap söyle derseniz ben bir bu derim. Kitabın sonunda şunu yani damarlarınıza kadar hissediyorsunuz. Hayat gerçekten güzeldir. Sadece bunu fark etmemiz, anlamamız lazım. Bunu hepimiz biliyoruz ama bu kitapla onu sindirmiş oluyor. İnsan gerçekten hayatın güzel olduğunu, yaşanılır bir yer olduğunu sindirmiş oluyor. Yazarımızın bir diğer kitabı efendim, Arkadaki Köprüleri Yakın. Bu da Türkçe'ye tercüme olundu ama şu anda satışlarda yok. Daha eskiden olmuştu. Umarım tekrardan basılır. Bunun dışında Raylar Üzerine Uzanan Adam, psikolojik roman. Şu anda Türkçe'ye tercüme olunma aşamasında, yakında bitecek. Bundan önceden bilgisini verelim. Aynı zamanda Raylara Yatan Adam kitabı Amerika'da birçok dalda ödüller alan bir kitaptır. Başka bir kitabı Zamanı Nasıl Yiyek başlıklı kitap. Zamanı Nasıl Kullanalım, işte time management ile ilgili bir kitap. Zamanı yönetmek, hayatı yönetmektir. Umarım bu kitap da bir gün Türkçe'ye çevrilir efendim. Diğer bir kitabı Abaddon. Bu kitabı Rövşen hocam imzalı bir şekilde hediye olarak düğünümüze göndermişti. Şöyle göstermiş olayım. Bu kitabın da anısı bizde çoktur efendim. Başka işte Esaret, daha sonra Korkular ve Korkulardan Kurtulma Yolları, daha sonra İsyan gibi psikolojik sepkilerde, teolojik konularda yazdığı çok değerli eserler vardır. Biz okuyucu olarak kitaplara kısaca değindik. Şimdi yazarın dilinden kitapların yazılma öykülerini dinleyelim. Muhtemelen çevrenizde hayatın zor olduğundan şikayet eden birçok insan tanıyorsunuz. Onları gördüğünüzde hayatın gerçekten zor olup olmadığını veya bu hayatı biz mi zorlaştırırız diye düşünmeye başlıyorsunuz. Hayatın zor olduğunu sandığınız şeylerin üstesinden nasıl gelebiliriz? Bazen sıkıntılar insanı öyle bir duruma getirir ki, insanın yaşama isteği, geleceğiyle ilgili arzu ve hayalleri tamamen yok olur. Böyle bir insana kendi potansiyelini keşfetmesi ve hedeflerine doğru inançla harekete geçmesi için bazen küçük ama dakik bir yön verilmesi gerekir. Başı belada olan birine yanlış öğütler verildiğini çok kez gördüm. Yanlış deyilen bir laf, yanlış yazılmış bir reçete gibidir. Fayda yerine mutlaka zarar verecektir. Bunun hakkında bir kitap yazacağımı, öğretici hayat hikayeleriyle süsleyeceğimi, kendi hayatımdan pratik örnekler vereceğimi düşündüm. Sonuçta Hayat Zor Olsa da Devam Ediyor kitabını yazdım. Bu kitap Azerbaycan'da 13 kez basıldı. Uzun yıllardır en çok satan kitaplar listesinin başında yer almaktadır. Okurlarımdan aldığım mektublar binlerce kişiye bu kitabın faydalı olduğunu gösteriyor. Bu Şehirde Kimse Yok mu kitabı da Azerbaycan'ın en çok satan kitaplarından biridir. 19 kez yayımlandı. Yılın en çok okunan kitabı olarak seçildi. Bir gün İsyan adlı kitabımı yayın evine gönderiyordum. Psikolojik olan bu kitapta farklı kültür ve dünyalardan iki kişi, Willy ve Wissam arasında olan dostluktan konuşan bir hikaye vardı. Birdenbire aklıma böyle bir fikir geldi. Bu hikayeyi kitaptan çıkarıp yeni bir çalışmaya, yeni bir esere dönüştürmek. Son anda bu hikayeyi kitaptan çıkardım. Sonra genişlettim. Böylece Bu Şehirde Kimse Yok mu eseri dünyaya geldi. Eserin sloganı tek bir cümleyle belə ifade edilə bilər. Birinin mutlu olması için 10 saniye yeterlidir.
Kitab əslində oxucuya 10 saniyə ərzində mutlu olmayı öyrətiyor. Hər iki kitabım qardaş ölkə olan Türkiyədə yayımlandı. Türkiyədə yayımlanacaq bir sonraki kitabım Raylara Yatan Adamdır. Kitab 2020 ilində Amerika Birləşik Devletlərində böyük bir uluslararası kitab yarışmasında altın medalya kazandı. Aynı zamanda bir çox Amerikan ədəbiyyat dərgisi və qurumlarından mükəmməl eleştirilər aldı. Kitab raylarda intihar etməyə karar verən iki farklı karakter və iki kültürə malik kişinin hikayəsini anlatıyor. Nədən yaşıyorum sorusuna cavab bulamayan əsərin kəhrəmanları raylara gəldilər və intihara hazırlaşırlar. Olaylar həm Kanada'da, həm də Bosniyada gerçəkləşiyor. Kitaplarımızla ilgili çok değerli bilgileri yazarımızın dilinden de dinledikten sonra efendim yazarımıza bir soru sorduk. Kanalımızın abonelerine, YouTube ailemize, gençlerimize hayatta başarılı olmak için 3 tane tavsiye istedik. Hadi birlikte o tavsiyeleri dinleyelim. Bu hedeflere ulaşmak için yapmanız gereken her adımı yazın ve her gün bu adımlardan birini yapın. Hər gün taşın üstünə bir taş qoyarsan, bir gün istədiyin gözəl evi yaparsın. Bir çoğumuz bu korkular yüzündən işimizi yarıdan bırakıyoruz. Michael Jordan'a bir kərəsində nasıl başarı əldə etdiyini sormuşlar və bu soruya NBA maçlarında 9000 kəz topu kaçırdığından sonra elde ettiğini söyledi. Adam 9000 kez başarısız olup ancak sona kadar gidip basketbol tarihinin en olağanüstü oyuncularından olan Michael Jordan 9000 başarısız şutu olup bir çocuk kalkıp yürüyene kadar 1000 kez düşer. Başarıya giden yol bizi başarısızlıklardan ve insanların kınamalarından geçirir. Kitabın unuttuğunuzu sandığınız sayfaları belə ruhunuzun dərinliklərində bir yerə sıxışıb qalacaq. Həyatınızda mühüm zamanlarda düşüncələrinizi, qərarlarınızı və davranışlarınızı gizlicə etkiləyəcək və sizi doğruya yönləndirəcəkdir. Bunun yerinə pozitiv, eqitimli, çalışqan, hayırsever insanlarla arkadaş olun. Çünki karakterimiz İletişim qurduğu insanların özelliklerini gizlicə çalan bir hırsızdır. Kendinize karşı dürüst olun. En çok yalanı sık sık kendimize söyleriz. En çok kendimizi kandırırız. Bir hata yaparsanız kendinize itiraf edin. Deyin ki bu suç bendendir. Korkuyorsanız acizlikten, korkudan bir işi yapmazsanız geri çekilmeyinizin asıl sebebini özünüzden gizletmeyin. Birini seviyorsanız veya nifret ediyorsanız bu hissi kendinizden saklamayın. En büyük itiraf kendimize olan itiraftır. Kendine karşı dürüst olmayan kişi pusulası kırık olan yolcu gibidir. O yolunu asla bulamayacak. Hep yanlış adrese gidecektir. Kardeşlerim Yaşar ve Rabia. Davetiniz için teşekkür ederim. Başarınızı görmek hakikaten büyük bir zevkdir. Derslerinizin çokluğuna rağmen hep bir fırsat bulup birbirinden güzel ve yararlı videolar çekirsiniz. Bu videoları büyük bir ilgiyle izliyoruz. Size aile hayatınızda, eğitiminizde ve kariyerinizde başarılar dilerim. Seyircilerimize de bize değerli zamanlarını ayırdıkları için teşekkürlerimi sunarım. Hoşça kalın. Bizlere sunduğu değerli tavsiyeleri, başarı önerileri için aynı zamanda bu videomuza değerli zamanından ayırarak katıldığı için teşekkür ediyoruz efendim. Aynı zamanda Röşen Abdullahoğlu'nun çok kıymetli ekibine, özellikle Şöhlet İhtiyaroğlu abime, aynı zamanda Ferhat Abdullahoğlu abime de videonun ortaya çıkmasında değerli emekler için özel şükranlarımı sunuyorum. Röşen Abdullahoğlu'nun kitaplarını, Türkçe olan YouTube kanalını ve Instagram hesabını videonun açıklamalar kısmına bırakacağım. İsterseniz oradan takip edebilirsiniz efendim. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.